Elif'cim tekrar ellerine kollarına sağlık hayatım. Çok teşekkür ederiz. Bebeğin hazırlıklar yapmışsın. Her ne kadar beğenenler beğenmeyenler de olsa bir ortada emek var. Evet. Emek için ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Afiyetler olsun. Şimdi ben eşinin adı ne? Sedat. Sedat Bey'le nerede ve ne zaman tanıştığını merak ediyorum. Sedat'la yaklaşık 5 sene önce bir kahvaltıya gidiyordum arkadaşımla. Farklı bir arkadaşım, Elif işte hani nereye gidiyorsunuz diye aradı. Evet. Kahvaltıya gidiyorum Özlem'le dedim. Ben de geleyim mi? Gel dedim, olur. Hmm. İşte yanımda arkadaşım var dedi, gelebilir mi? Ben dedim yani kim o falan dedim, hayırdır niye geliyor falan. Ya çok efendi biri, gelsin. Tamam gelsin dedim. Tamam. Tanımıyoruz etmiyoruz hani bir amaç bu için gelmiyor. Bu kız arkadaşım. Evet kız arkadaşım. Bir amaç için gelmiyor. Heh. O anlamda olduğu için ben gelsin sıkıntı tabii yok dedim. Geldi, bizi aldı Bursa'nın merkezinden. Beraber Cumalı Kızık Köyü'ne gittik. Ay ne güzeldi Cumalı evet. Kızık Köyü. Evet. Orada kahvaltı falan yaptık biz. Hı-hı. Yaptıktan sonra o kendisi yapmadı. Evde yapmış zaten. O kahvaltı amacıyla gelmemiş zaten. Ha, arkadaş, bu planlı. Yani çağırdığı için, arkadaşı çağırdığı için gelmiş. Seni daha önce görmüş mü ki bir Hayır, yerde? Hayır hiç görmedi. İkimiz de birbirimizi tanımıyoruz hiçbir şekilde. Zaten hani tanıştırma amacıyla değil gelmesine. Öyle bir amaç da yok. Amaç evet. Ne burada? Öyle çağırmış işte. Muhabbet olsun diye herhalde. Ha. Arkadaş ortamı olsun tanışın diye. Geldi. Kahvaltı falan yaptık. Sonrasında bana şey dedi. Kasaya gittim. Kızlara dedim hesabı ben ödeyeceğim kızlar. Kasaya gittim de ben yardımcı olayım ödemeye dedi. Dedim ne münasebet. Sen niye ödüyorsun ki? Ben öderim. Gerek yok dedim. Ne güzel. Hesabı ben ödedim. Çıktık. Ondan çünkü sonra yememiş. Evet. Aranızda herhangi bir durum yok. Flört Ay. Etmiyorsunuz. Bir şey yok. Yok. Doğru hareket yapmışsın. Hayır, ben olsam ben de aynısını yapardım. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Ben öderim gerek yok dedim. Yani bu kadar tepkiye de gerek yok ama sağ ol zaten yemedin ya. Biz gereğini yaparız. Çok teşekkür ederiz işte diye. Çok fazla şey yapmak istemedim. Çok naziksin istemedi deseydin sen de Sedat Bey çok deseydin. Çok da samimiyete gerek yok tanımıyorum. Ama nezaketli bir hareket. Oradaki tek erkek evet olarak hesabı ödemek istemesi evet bence makul ve mantıklı. Evet mantıklı. Sen de kabul etmeyerek hani ilk defa tanıyorsun. Herhangi bir durum da yok. Yememiş içmemiş. Hoş olmaz dedim. Yanlış olur. Sanki onu hesabı ödemeye çağırmışız gibi. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Düşünceler gerçekten hayır. Mesela erkeklerin bazıları şöyledir yani. Ne olursa olsun tanımasa bile masada erkek varsa evet o sorumluluğu üzerine almayı sever bazı erkekler. Tabii bazı ki. Farklı niyetten veya farklı yok açıdan dolayı değil. Doğru. Ama yeni tanıdığım ben insana bu hesabı ödettirilir mi? Hayır. Tabii yani. Hoş olmaz. Ben bu masadaysam diye düşünerekten. Evet. Yanında da kız arkadaşı varmış. Hani kendi arkadaşı, normal arkadaşı evet varmış. O yüzden ödemeye kalkmıştır büyük bir ihtimalle. Tabii ki. Bazı erkekler çünkü bazen kendilerine evet yediremiyorlar. O masada ben varsam o masanın hesabını ben ödeyeceğim. O biraz da hani şeyle şeye alakalı. Hani yetiştirilme tarzı. Evet. Alıştığı durum, ortam. Evet o nezaket yaptı evet ama bana. Sen kabul etmedin. Ben kabul etmedim. Hoş değil. Yeni tanıyorum. Yeni tanıdığım insana gel hesabımı ödemeye çağırdım gibisinden bir konuşma olmasın. Hoş değil. Belki sen yanlış olabileceğini, evet, yanlış evet algılanabileceğini evet düşündün. Yoksa aslında çok her iki taraf da hassas düşünmüş bence evet burada. Ama bu durum onun hoşuna gitmiş olabilir. Evet başta gitmiş. Ha. Onun gitmiş. Daha sonrasında 3 ay sonra falan ben dedim hani beraber baş başa oturalım. Sen dedin. Evet oturalım. İstemem ya, yani cebime koy olmuş. Yok öyle olmadı. Ya sürekli çünkü birileri eşliğinde görüşüyoruz. O da artık yalnız görüşmek istiyor. Nereden biliyorsun yalnız görüşmek ya istediğini? Ya söylüyor işte Elif gel hani oturalım kahve içelim. İşte ben direkt kızları da katıyorum olaya. O da beraber hani bir gün görüşelim falan. Ha. Ben hep erteliyordum sürekli. Sonra dedim beni al Mudanya'ya gidelim. Bir denize karşı oturalım. Geldi orada hani ben dedim seni tanımaya karar verdim. Hani efendisin, düzgün bir insansın. Hani işinde gücündesin. Hareketleri falan da sonra abes bir şey yok. Öyle tanımaya karar verdik birbirimize. Öyle ne Allah kadar yürü sürdü yapalım dedi. Ne kadar 7-8 sürdü ay falan. 7-8 evet ay görüştünüz. Birbirinizi yakından tanıdınız. Evet. Ve sonrasında istemeye İsteme mi geldi? Evet isteme. Ne güzel böyle uzatmamışlar. Evet. Evet. Tam kıvamında. Aynen. Peki önce evlilik teklifi mi geldi? Nasıl oldu yok sıralama? Yok istemeden sonra oldu. Önce isteme olacak dedi verecek ondan sonra teklif edecek. Ay çok güzel. Ben garantici. Evet. Aa, peki ama ben önce evlilik teklifini izlemek istiyorum.